mesela evde annesi var, annesine bakıyor, evini geçindiriyor, çiftçilikle uğraşıyor, yani her şeyi yapıyor Yeşim. Tuttuğunu koparıp bir şeyler yapabilecek bir kız. Yani bunu, o işi görüyoruz yani Yeşim'de biz. Başımız sıkıştığı zaman hemen ona gitsek hemen bir çözüm üretir, hallederiz. Onun bu ayakta dik duruşu bize de moral oldu. Çiftlik doğumluyum. Aslen Aksaraylıyım. Bekarlar Köyü'nde büyüdüm. Köy yaşamında zaten serbest büyüyorsunuz. Hani şunu yapma, bunu yapma, şuraya çıkma, buraya çıkma gibi hiçbir uyarı almıyorsunuz zaten. Çok doğal, gayet hoş bir çocukluğum geçti aslında. Eşimi küçüklüğünden beri tanırım. Annesi ve babası özellikle müşterim olurdu. Devamlı gelirlerdi ve annesiyle beraber gelirdi. O zaman da ışık olduğu belliydi eşimde. Sevdiğimiz bir insan ve atılımcı. Bunu görüyoruz zaten. Derdim ben annesine, Yeşim ileride bayağı bir şeyler olacak galiba derdim. Yok olmaz abisi falan derdi. Ama gerçekten dediğiniz oldu. Yeşim sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir insan şu anda. Ben 3. sınıftayken rahatsızlandı annem. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması, o da felce çevirmiş. Sonrasında küçük bir tedavi süreci oldu. Onda da çok hani aşırı derecede fiziksel aktivitelerini yerine getiremese de şu an en azından nefes alıyor ve aramızda diye şükrediyoruz. Hiçbir şekilde hakkını ödeyemeyiz. Yani o 9 aylık bir süreci bir dahi yani bahsediyorum ondan. Onu bile ödeyemeyiz, kaldı ki diğer haklardan hiç bahsetmiyorum bile. İnşallah hani yaptığımızın bir yeri vardır onun gözünde. Sonrasında zaten zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki biz hani çocukluğumuz nasıl geçti onu bile anlamadık. Annem rahatsızdı ama biz yine hani mutluyduk gene çünkü aramızdaydı, yaşıyordu. Babam zaten dediğim gibi o çok duygusal biriydi. Yani annemin mesela yokluğunu aratmak için çok çabaladı. Yani sürekli annemi ziyarete gidiyordu, geliyordu. En son hani bir ay zaten annemin bir hastane süreci oldu. Ondan sonrasında yanımıza geldi. Babam bizden daha da özenli bakıyordu. İlçemizde Gülağaç'ta gittim. Orada bitirdim zaten. 2008-2011 yılları arasında. Daha sonrasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne başladım. Lise bittikten sonra 2 yıl orada bir eğitim aldım. Daha sonrasında özel sektörde kasiyerlik yapıyordum bir mağazada. Köyü zaten ben çok seviyorum. Çocukluğum da orada geçtiği için. Yani şehir hayatına uyum sağlıyoruz ama yani nerede büyüdüysen orada kalmak istiyorsun ya da orası çekiyor insanı. Köyde kalmak istedim. Eski ilçe tarım müdürümüz Elif Hanım vardı. O ataması çıkmış, şehir merkezine geçmiş. Sami Bey var, onunla görüş dedi. Ondan sonraki süreçte de ben köye dönüş yaptım. Sami Bey'le görüştükten sonra kendi işimi yapmaya başladım. O süreç de çok zorluydu. İşte teknik şartnamesi, hazırlanacak, nereye yapılacak, ailem izin verecek mi veya sürdürülebilecek mi? Onların biraz ister istemez git yerleri oldu bende. 2018 yılında Genç Çiftçi Projesi'yle ben destek aldım ilçe tarımdan. Babam yani tahminen 2-3 ay sonrasında, yani kurulum süreci bitti, 2-3 ay sonrasında kalp krizinden kaybettik. Yani hala alışamadım da.
benim yanımda olduğu için biraz o yüzden etkilendim herhalde. Evdeydim. Ama ben hani hastaydı, hastaneye götüreceğim tamam mı dedim. Hani çok hali yoktu. Salgın, grip tarzı bir şeydi. Hani tamam diye sadece kafa salladı. En son içerideydim, hani çadırdan çıktım. Hastaneye götürecektik. Araba geldi işte, hani uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. Ben bayıldım falan zannettim. Ne olur. Devam edemeyeceğimi düşündüm aslında ama babam vefat ettikten sonra hani taziyeye geliyorlardı. Henüz biz Tam Bey'le 3-4 aylık tanışmışlığımız vardı ama taziyeye geldi. Orada da hani sağ olsun dedim, yani idari bir yöneticiden çok bir abi, bir baba sıcaklığını vermişti. Yani onun da o emeğini boşa çıkaramazdım. Ve şey cümlesi çok etkilemiş, hani bu evde çürüyüp gitmeni istemiyorum. Hani yapabilirsin, hani böyle bir kooperatif olacak. Yani zaten tasarlamışlar, düşünmüşler. Hani kimler olabilir, nasıl olabilir gibisinden. Bu konuyla ilgili işte muhataplarla görüşüldü. Daha sonrasında da süreç başladı. Daha öncesinde dediğimiz gibi ben çalışmıyorum, evdeydim. Dizi takip eden, evde boş zamanını geçirdim. Çocukları okula gönderdikten sonra boşluk dizi takip eden birisiydik yani. Şu anda değişik arkadaşlarımız var, sosyalleştik. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı, daha sağlam durmayı, daha güçlü durmayı öğrendik. Yani bilmiyorum, şimdi evde kalıyoruz. Hafta sonları bile evde kaldığımız zaman işimizi özlüyoruz. Ben 2 hafta izinliydim. İşimi çok özledim yani, arkadaşlarımı, işimi. Bize çok şey kattı yani. Çok olumsuz tepkiler aldık biz aslında. Hani yaparsınız diyen de oldu, yapamazsınız diyen de. İşte sen kadınsın, yapamazsın. İşte kadınsal evinde oturursun. Senin yapacağın iş değil gibisinden düşünülüyordu. Bu örselenmeyi biraz daha kaldırmak istedik biz. Aslında yapabilirlerdi ve yapıyorlardı da. Sadece biraz daha öne çıkmaları ve inanmaları gerekiyordu. Bunu da kendi gözleriyle görmeleri lazımdı. Biz o şekilde denedik. Yani yaptığımıza da inanıyoruz. Yani çok değişiklikler var. Ben mesela hiç topluma çıkmazdım. Yani sürekli evde kapalı olduğum için çok çekinirim. Yani topluma çıkamam. Yani hani affedersiniz çay verseler şekerini verin diyemeyecek bir insandım. Kendime özgüvenim geldi. Yani artık ben de çevreye, topluma karışmaya başladım, katılmaya başladım. İkna oldular. Aslında çoğu hani eşinden dolayı çekiniyordu. Hani yapabilir miyim, eşim izin verecek mi, nasıl bir çalışma hayatımız olacak veya yapabilecek miyiz gibisinden çok tereddüt ediyorlardı. Şimdi ise hani kendileri gelip işte başlayalım artık, şunu da yapsak, bunu da yapsak diye. Çoğu hatta fikirleri biz onlardan alıyoruz çünkü üreticiler kendileri. Çoğu şey onların elinde hayat buluyor. Hayatımızın merkezine aşıklığı, aşıklığın merkezine de biz kadınlarımızı koyduk. Onlar bizden daha çok sahiplendiler aslında. Yani çoğu ürün mesela portföyünü onlar genişletiyor. Şunu da yapsak, şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak diye fikirler veriyorlar ve çok da olumlu yönde tepki aldıkları için bu da onların hoşuna gidiyor. Bir çorabın parasını, yani bir ekmeğin parasını bile eşimizden isteyen bir kişilerdik.
Şu anda yani biz eşimize fayda sağlıyoruz, katkı sağlıyoruz. Yani bu çok insanı mutlu edici bir şey. Eve katkı sağlayabilmek, eşine yardımcı olabilmek çok güzel. En çok aslında maddi konularda zorlandık ilk başta. Daha sonrasında hangi daldan başlayabiliriz diye düşündük. Çünkü neredeyse bütün her şey var. Küçük bir ilçe. Aynı işi yapsak kazanabilir miyiz? İşte müşteriyi çekebilir miyiz diye düşünüyoruz. Sebze fidesiyle başladık biz. Onun haricinde daha sonrasındaki süreçte de erişte ve mantı üretimine başladık. İşte kışlık, reçelliktir, tosttur. Onlara devam ediyoruz. Ya yeni açıldığında bizim hiçbir şeyimiz yoktu mesela. Tahtamız bir tane tahtaydı. Tahtamız yoktu. Ondan sonra sofralarımız yoktu. Sofrayı falan sonradan böyle her şey sonradan tek tek geldi. Yani hiçbir şeyimiz yoktu. Para imkanımız da yoktu. Küçük küçük ufaktan başladık biz. İlk süreçte biz zaten kendi çevremize tanıtarak başladık. Daha sonrasında basın yayın organlarıyla bir tanıtımımız oldu. İlçe kaymakamımız Sayın Elif Nursaçal. O da çok yardımcı olmuştu bize. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte tanıtımını yaptılar. Gelen misafirlere tanıttılar. Ondan sonrasında Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu. O da ürünlerimizden aldı, tanıtımını yaptı. Kendisi hediye veriyor, hediye gönderiyor. O tarzda bayağı bir aslında genişledi. Daha sonrasında profesyonelleşmeye başladık. Ahlak Kalkınma'ya bir proje sunuldu. Doğaya Aşık Eller Üretiyor adı altında bir destek aldık. Onun sonrasında oradan aldığımız destekle fabrikalaşmaya başladık. Çünkü gitgide ürün fazlalaştırmamız gerekiyordu. Hani insan gücünü biraz daha azaltıp daha çok ürün çıkartmamız gerekiyordu. Bu artı oldu bizim için. Hem daha opsiyonel bir şekilde oldu hem de dağılımı homojen şekilde yaptık biz. Yani biz erişte mantığıyla başladık. Zaten bizim burada da erişte mantığı var yani. Kadınlar kendisi evde kesebiliyor, yapabiliyor. Yani kime satacağız, kime yapacağız? Ama şu anda biz neredeyse tüm Türkiye'ye ismimizi duyurduk yani. Bizim buraya ait ay çekirdeğimiz, pancarımız, kuru fasulyemiz var. Taze, pişe, kokulu buralarımıza ait. Her yerden müşterilerimiz var, bekliyoruz da. Ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere ve yaşlılara yemek projemiz vardı kaymakamlıkla birlikte. Aşevi projesi. Onunla Ramazan ayında iftarda yemek gönderiyorduk yardıma muhtaç ailelere. Daha sonrasında sulu yemek tarzı bir yerin olmadığını düşündük. Belki böyle bir hani kadınlarımız işletiyor, kadın elinden olsun istedik. Çünkü diğer üreticilerimiz hep erkekti. Öyle bir şey düşündük hani yapabiliriz diye. Kopsogep projesi kapsamında da Gönülden Kopan Lezzetler adı altında bir destek aldık. Böyle yok. Mesela şimdi yurt dışından falan geliyorlar. Diyorlar ki biz bir sulu yemek istiyorduk. Çok güzel olmuş. İyi ki açmışsınız diyorlar yani. Burada böyle bir yer şartlı diyorlar. Aldığımız devlet destekleri olmasa aslında kendi gücümüzle çok zor gelebilirdik. Çünkü katkısı bize çok fazlaydı. Hem tanıtım açısından hem hızlı ilerleme açısından çok etken bir rol oynadı bizde. Bence bu destekler çoğu kadınlarımız zaten hani çalışmaya yönlendiriyor aslında. Çünkü onların hem sosyal hem psikolojik olarak gelişimleri de sağlanıyor. Hem ekonomik açıdan kendilerini güçlü hissediyorlar hem de onlara hani hep kadınlar şey bize burası terapi gibi geliyor. Ya kooperatifimizin zaten çok projeleri çok yani. Seralarımız olacak inşallah. Bir tane evimiz var gölümüzde, oraya evimizde başlanacak. Daha çok kadına iş imkanı sağlanacak. Daha çok kişiye ismimizi duyuracağız. Daha çok dezavantajlı kadınlara iş imkanı sağlanacak. Yani ben çalışayım çalışmayayım önemli değil yani. Daha çok kadın çalışsın, daha çok kadın kendi ayaklarının üzerinde dursun.
dönemde mesela ben çok özgüvenli bir insanlarla çok haşır neşir olmak istemiyordum. Diyalog kuramadığımı mesela düşünüyordum o zaman. Şimdi mesela daha dik durabiliyorum. Şunu yapabilir miyiz? Hani aslında biz bunu düşünüyoruz ama siz ne diyorsunuz gibisinden mesela gidip soruları yöneltebiliyoruz. Hani bu konuda gerçekten Sami Bey'e tekrardan çok teşekkür ediyorum. O yönden beni çok aşırı derecede destekledi. Her zaman dik durman gerekiyor. Nerede olduğunu bil, ona göre hareket et diyordu hep. Sağ olsun onun aslında desteğiyle buradayım ben. Zaten giden kaymakamımız bayandı. Bayan olduğu için bayanlara yönelik böyle aktiviteler olsun, işte kurslar olsun, bazı şeyleri açtı, önlerini açtı. İşte bir ekip kurdu. Ekiple beraber, o ekibin içinde Yeşim vardı. Yeşim'in çok etkisi var. Yani bayanları şu anda halk eğitim olarak da destekliyor veya işte bir Aşık Öykü'deki işte mesela burada bir lokanta kurdular, bayanlar çalışıyor. Yani bir tür ayaklarının üzerinde durma şeklini bence Yeşim kendi neşesiyle veriyor bayanlara. Onlar mutlu olduğu zaman ben de oluyorum. Çünkü kadınların yanında olduğum zaman onlar da destek olduğumuzu düşünüp daha çok hırslanıyorlar. Ben kendim, onlar da onlar kendinde beni görüyor aslında. Ya o hiç pes etmedi. Biz de ona bakaraktan biz de hiç pes etmiyoruz yani. Hastanesine baktı. Tek başına kadın. Kadın olmak zaten tek başına zor bir süreç. Bir de yani tek kadın olmak ayrı bir şey. Dediğim gibi onlarla savaştı. Gidip gelmek, işine gidip gelmek zordu ama bunu başardı yani. Ben babam görse çok isterdim. Aşırı derecede çok isterdim. Zaten şeydi bazen mesela kahveye falan gidiyor. Ya senin kız da şöyle yapıyormuş. Bak şöyle deneyi almış ilçe tarımda. Hani söyle. Hep böyle bir sevinerek geliyordu, anlatıyordu. Hani bugünleri görse belki daha çok gurur duyardı. Çalışmak dediğim gibi kendi parasını kazanmak. Bunlar anlatılamaz yani, gerçekten çok güzel. Bence imkanı olan her kadın kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarabilir ve çalışsınlar yani. Emek versinler, üretsinler, üretmeye devam etsinler. Evden çıksınlar, hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Destek alabiliyorlarsa destek alsınlar. Ben bu işi yapabilirim dedikten sonra her iş başarılabilir bence. Şimdiye kadarki olan süreçte çoğu yerden destek aldık biz. Bu desteklerin sonucunda da büyüdüğümüzü, çok mesafe yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında daha çok kadına istihdam sağlamayı, daha çok kadının hayatına girmeyi düşünüyoruz. Onların hayatına dokunmayı seviyoruz. Daha çok ürün portföyü genişletip daha çok kadında hayat bulmayı gerçekleştirmek isteriz aslında biz. Hem benim için hem kooperatif üyelerimiz için hem çalışanlarımız için çok zor bir süreçti aslında. Tatlı bir telaşı vardı. Hani dediğim gibi maddi açıdan ilk zamanlar çok zorlandık. Daha sonrasında hani gitgide problemler aşılıyor ve artık tanınmaya başlıyorsunuz. Profesyonelleşiyorsunuz bu konuda. Duruyor mesela herhangi bir sıkıntı olduğunda ya biz neleri geçirmedik, neleri atlatmadık diyorsunuz. Bu da geçecek. İnanıyoruz ve yapıyoruz.